Merhaba sevgili arkadaşlar. 2019 TYT, AYT ve KPSS için video serimize başlamış bulunmaktayız. İlk konumuz tarih bilimine giriş olacak ki tarih bilimine giriş TYT ve AYT'ye girecek olan siz sevgili arkadaşlarımıza hitap ediyor. Tarihin tanımı, özellikleri, tarihin konusu, olay ve olgu kavramları, tarihi aydınlatan kaynaklar, tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler, tarih çeşitleri, tarihe yardımcı olan bilim dalları, kullanılmış olan takvimler, milat kavramı, milattan öncesi ve sonrası bu videomuzun alt başlıkları sevgili arkadaşlar. Tarihin tanımıyla başlayalım. Tarihin tanımı dediğimizde geçmişte meydana gelen tüm insan faaliyetlerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif bir şekilde inceleyen sosyal bilim dalı aklımıza gelmeli. Tarihin tanımını yaptığımızda dikkat ederseniz bu tanım içerisindeki bazı unsurlar zaten tarihin özelliklerini oluşturuyor. Nedir bunlar arkadaşlar? Tarih geçmişi inceler. Bununla birlikte tarihte yer ve zaman kavramları olmak zorundadır. Sebep-sonuç ilişkisine dayanmaktadır. Belgelere dayanmak zorundadır ve objektif olmak durumundadır. Bunların yanı sıra tarihin özellikleri dediğimizde sorularda en çok karşımıza neler çıkmakta? Bu noktaları da bir aydınlatalım isterseniz. En çok sorulan noktalardan biri sevgili arkadaşlar tarihin tekrarlanamamasıdır. Tarihin tekrarlanamaması tarih biliminde deney ve gözlem metodunu kullanma şansımızı sıfıra indirir. Yani tarih tekrarlanamadığı için deney ve gözlem yöntemlerini kullanamazsınız. Yani İstanbul'un fethini bir kez daha birebir ne yapamazsınız, gerçekleştiremezsiniz. Çünkü dönem devletleri yıkılmıştır. Dönemin siyasi olayları günümüze göre artık çok büyük farklılıklar göstermektedir. Dönemin teknolojisi, dönemin anlayışı tamamıyla değişmiştir. Ha, her şeyin aynı kaldığını düşünelim ki olmaz da her şey aynı kalsa bile arkadaşlar yine tarih tekrarlanamaz. Neden tekrarlanamaz? Aynı cümleyi dikkat edin 10-15 saniye önce de kurdum. Şimdi ben 15 saniye öncesini mi tekrar ettim? Bakın yer aynı, kişi aynı, koşullar aynı ama az önce de söylediğim gibi o 15 saniye önceydi. Yani her şey aynı kalsa bile zaman aynı kalmadığı için tarihi tekrarlatmak mümkün değildir. Tabii ki sebep-sonuç ilişkisini az önce söylemiştik. Bu noktada bir şeyi aydınlatmak gerekir. Tarihte tüm olaylar birbirine sebep-sonuç ilişkisiyle bağlıdır. Yani zincirin halkaları gibi. Bir olayın sonucu kendinden sonra gelen olayın sebebini oluşturur. Bu tarz TYT'ye dayanan cümleler de göreceksiniz. Bu bize tarihin bir bütünlük arz ettiğini gösterir. Ama biz tarihi bir bütün olarak incelemiyoruz. Nasıl inceliyoruz arkadaşlar? Bölerek inceliyoruz. Neye göre bölerek inceliyoruz? Özellikle tarihi devirlere baktığımızda uluslararası tüm dünyayı ya da dünyanın büyük kısmını ilgilendiren Fransız İhtilali gibi, İstanbul'un fethi gibi önemli olaylara dayandırarak ne yapıyoruz? Bölümlere ayırıyoruz. Bunun da sebebi arkadaşlar tarih öğrenimini kolaylaştırmak. İşte bu saydığım şeyler, tüm olayların birbirine sebep-sonuç ilişkisiyle bağlı olması, tarihin bir bütünlük arz etmesi, bölerek anlatılmasının sebebinin öğrenimi kolaylaştırmak olması sorularda karşınıza çıkacak. Ve arkadaşlar bir önemli nokta daha ki bunu da kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Tarihi olaylar o zamanın koşullarına göre değerlendirilmek zorundadır. Yani bir tarihi olay 15. 16. yüzyılda ya da daha sonra daha önceki dönemlerde gerçekleşiyorsa o dönemin şartlarına göre değerlendirmek gerekmektedir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bazen şöyle yanılgılara düşürebiliyor arkadaşlar. Bir de şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Yeni bulunacak bilgiler, belgeler, bulgular mevcut tarihi gerçeği değiştirebilir sevgili arkadaşlar. Yani şu an doğru olarak bilinen bir bilgi değişebilir.
Mesela yeni yapılacak olan araştırmalarda farz-ı misal söylüyorum. Hani bir inceleme yapılır ve bakılır ki ilk paranın Lidyalılardan önce başka bir uygarlıkta kullanıldığı bulunabilir. İşte bu ne yapacaktır? Mevcut tarihi bilgiyi değiştirebilecektir arkadaşlar. Değiştirmeye de bilir ama böyle bir ihtimalin olduğunu da unutmamak lazım. Tarih bilimine giriş konusundaki bir diğer önemli nokta ise olay ve olgu kavramları. Olay arkadaşlar çok basit bir şekilde söyleyecek olursak, yani kitabi bir dil kullanmadan söyleyecek olursak, kısa sürede başlayan ve sonuçlanan unsurlardır. Sonuçları net olarak hemen görülmektedir. Mesela tarihteki tüm savaşlar olaya çok güzel örnektir. Yani bunda Dandanakan Savaşı, Malazgirt Meydan Muharebesi, Mohaç Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi gibi savaşlar tamamen olaya örnektir. Olgu ise, olgu olayların neticesinde ortaya çıkar ve sonuçlanması çok uzun bir süre alır. Hadi bakalım bilin, Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği savaş hangi savaştır? Evet, Talas Savaşı. Bu bir olay. Ama Talas Savaşı sonucunda Türklerin İslamiyet'i kabul etme süreci bir olgudur. Yüzlerce yıl sürmüştür. Bununla birlikte arkadaşlar yine Malazgirt Meydan Muharebesi bir olaydır. Ama Malazgirt sonucunda Anadolu'nun Türkleşmesi yine uzun bir süre sürdüğü için bu da olguya örnek olarak söyleyebileceğimiz bir nokta. Gelelim tarih biliminin yöntemlerine. Tarih biliminde tarihçiler bir araştırma yaparken önce araştıracakları konuyu tespit ederler. Bu tespitin sonucunda ise kaynaklar bulurlar. Kaynaklar yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar, görüntülü kaynaklar olabilir. Yani şu an benim de yaptığım gibi bir görüntülü kaynak oluşturuyoruz sizlere. Tabii ki kaynaklar birinci ve ikinci el olarak nitelendirilir. Birinci el kaynaklar dediğimiz kaynaklar o dönemde yazılmış orijinal kaynaklardır sevgili arkadaşlar. Mesela Katip Çelebi'nin eserleri ya da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yararlanarak günümüzde bir eser oluşturursak bu ikinci el kaynak olmaktadır. Yani birinci el orijinal kaynağı kullanan ve sonrasında oluşturulan ikinci el kaynak olarak karşımıza çıkar. Konumuzu tespit ettik. Kaynağımızı bulduk. Daha sonra ne yapacağız? Tasnif, yani sınıflandırma yapacağız sevgili arkadaşlar. Sınıflandırmayı neye göre yapıyoruz? Zamana, mekana ve konusuna göre yapıyoruz. Zamana göre dediğimizde çağ, devir, yüzyıl, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ biliyorsunuz. Mekana göre dediğimizde Anadolu, Orta Asya, Balkanlar olarak karşımıza çıkabilir. Konusuna göre dediğimizde tıp tarihi, fizik tarihi, müzik tarihi, sanat tarihi gibi konuya göre ayrıştığını göreceksiniz. Peki arkadaşlar, 17. yüzyıl Avrupa tarihi dediğimde bunlardan hangisine girer? İki noktaya birden girer. Nedir bunlar? Hem zamana göre hem mekana göre sorularda bu şekilde karşınıza çıkabilir. Öncüllere bunlar yerleştirilir, örnekler yerleştirilir. Hangisi hem zamana hem de mekana diye sorulabilir. Bir sonraki aşama ise tahlil, yani analiz yapma. Mevcut kaynakların yeterli olup olmadığını biz analiz yöntemiyle tespit etmekteyiz. Kaynaklar içerisindeki bilginin doğruluğu, yanlışlığı, objektif olup olmadığı ise tenkit, yani eleştiri metoduyla tespit edilmektedir. Son nokta ise tüm kaynağın bir araya getirildiği, sonuç kısmının oluştuğu, yani kitapların ortaya çıktığı sentez ya da terkip dediğimiz kısımdır arkadaşlar. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip bunlara arkadaşlar, yani tarih araştırmalarındaki bu 5 yönteme 5T kuralı da denmektedir. Bu da aklınızda bulunsun. Sorularda 5T kuralı denirse hemen aklınıza tarih araştırmalarındaki yöntemler gelsin. Gelelim tarih yazım çeşitlerine. Tarih yazım çeşitlerinden ilki hikayeci tarih anlayışıdır. Öncüsü Herodot'tur. Bu tarih anlayışında zaman ve mekan kavramlarına yer verilirken neye yer verilmemekte ya da önemsenmemektedir? Sebep-sonuç ilişkisi maalesef ki bunda bulunmamaktadır. Pragmatik ya da öğretici tarih anlayışının temsilcisi Tukidides'tir.
Tukidides'in öncüsü olduğu pragmatik yani öğretici tarih anlayışında tarihi olaylardan ders çıkarma, faydalı bilgiler alma amaçlanmaktadır. Günümüzdeki tarih anlayışı ise 19. yüzyılda ortaya çıkan araştırmacı tarih anlayışıdır. Bu tarih anlayışının özellikleri ise az önce tarihin tanımında vermiş olduğumuz bilgiler oluyor arkadaşlar. Yani sebep-sonuç ilişkisi olacak, yer-zaman olacak, belgelere dayanacak ve objektif bir anlayış hakim olacak. Gelelim tarihe yardımcı bilim dallarına. Birçok bilim dalı tarihe yardımcıdır arkadaşlar. Şöyle bir düşündüğümüzde aklımıza ilk ne gelir? Coğrafya. Coğrafya arkadaşlar size tarih sorularının çözümünde de çok yardımcı olacak. Mutlaka tarih atlaslarınız bulunsun ve bu atlaslar yardımıyla tarihe çalışın. Bunu size tavsiye ediyorum. Tarihe yardımcı bilimler dediğimizde coğrafya yani yer bilimi. Ki arkadaşlar geçmişe doğru gittikçe coğrafyanın önemi tarihte artar. Yani ters bir orantı vardır. Neden? Çünkü geçmişe doğru indikçe insanın doğaya hakim olma durumu azalmaktadır. Doğa insanı yönlendirmektedir. Örnek olarak İslamiyet öncesi Türklere baktığımızda yaşam tarzı göçebedir. Neden? Coğrafya tarıma müsait değildir. Bozkır bitki örtüsü vardır. Bu yüzden hayvancılık yapılmıştır. Hayvancılık yaptıkları içinse göçebedirler. Yine sorularda karşınıza çokça çıkacak bir noktayı ben size burada dile getireyim. Denir ki işte tarih öncesi devirlerde Mısır uygarlığına bakıldığında orijinal yani etkileşime girmemiş hiçbir uygarlıktan etkilenmediği görülmektedir. Bunun sebebi nedir diye sorulabilir. Bunun sebebi coğrafyadır arkadaşlar. Çöllerle çevrili olduğu için. Bir diğer yardımcı bilimimiz ise arkeoloji yani kazı bilimi. Kazı biliminin çıkardığı buluntular direkt özellikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında etkilidir. Bir diğer yardımcı bilim dalımız antropoloji yani ırk bilimi. Fosilleri, kemikleri inceleyen bilim dalıdır. Bir diğer bilim dalımız filoloji, eski dilleri inceleyen bilim dalı olma özelliğine sahip. Bir diğer bilim dalımız paleografya, eski yazı bilimi. Ve paleografyanın bir yerde kardeşi gibi olan epigrafya da anıt bilimidir ama yazılı anıt bilimidir. Antiparantez, Türk tarihinde Türk kelimesinin de geçmiş olduğu ilk yazılı anıtlarımız, ilk epigrafik eserimiz ne olmakta? Orhun Abideleri olmakta. Bunu da unutmayın, aklınızda bulunsun. Zamanı sıraya koyan bilim dalı, takvim bilimi olarak da geçen kronolojidir arkadaşlar. Bir diğer bilim dalımız ise diplomasidir. Siyasi belgeleri, anlaşmaları incelemektedir. Heraldik arma bilimidir. Biliyorsunuz her devletin bugün futbol takımlarının olduğu gibi armaları var. Bu armalar da yorumlanmaktadır. Türk tarihine ait en meşhur arma biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'ne aittir. Orada bulunan terazi, adaleti temsil etmektedir. Bunun gibi yorumlar da armalardan yapılabilmektedir. Bir diğeri sigilografya dediğimiz mühür bilimidir arkadaşlar. Yine tarihi mühürleri incelemektedir. Numizmatik dediğimiz ki sorularda meskukat olarak da geçer. Şaşırmayın, ikisi aynı bilim dalıdır. Paraları inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Etnografya ise bir toplumun yaşam tarzını, kültürünü anlatan kültür bilimidir. Bir de arkadaşlar kimyadaki karbon-14 deneyinden faydalanmaktadır tarih. Neyinden faydalanır? Bu karbon-14 deneyi tarihi eserlerin yaş tespitini sağlamaktadır. Bununla birlikte edebiyattan, hukuktan, felsefeden, şecere dediğimiz soy biliminden de faydalanmaktadır. Şuna da çok dikkat edin arkadaşlar. Paralar, kitabeler, antlaşmalar yazılıdır. Bu yüzden aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirde görülür görülmez sorularında bu noktalar karşınıza sıklıkla çıkacaktır. Aman ha bunu da unutmayın. Tarih öncesi devirlerde yazı yoktur. Tarihi devirler yazıyla başlamaktadır. Bu da aklınızda bulunsun. Geldik takvimlere. Takvimler dediğimizde ay ve güneş takvimleri var. Ay takvimleri dediğimizde ilk ay takvimi Sümerlere aittir. İlk güneş takvimi ise Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Sorularda bunlar da sıklıkla gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Mısırlara ait bir özellik değildir deyip sorunun cevap şıklarının içerisine güneş değil ay takvimini icat ettiler diyebilir ki ay takvimi az önce de söylediğim gibi Sümerlere ait.
Türk tarihine ait takvimlere baktığımızda tam olarak ne zaman başladığı bilinmeyen ve Türklerin ilk kullandığı takvim olan İslamiyet öncesi döneme ait olan 12 hayvanlı Türk takvimini görmekteyiz ki hayvanlar yılları sembolize etmektedir. Bu da yine Türklerin yaşam kaynağından, yaşam tarzından gelmektedir. Türkler göçebe bir kültüre, hayvancılığa sahip oldukları için takvimleri bu hayvanlardan oluşmaktadır. Bir diğer takvim ise Hicri takvimdir. 622 Hicret başlangıç olarak kabul edilir ama takvim Hazreti Ömer döneminde hazırlanmıştır. Ay yılı esaslıdır. 354 günlük bir takvimdir ki Türk İslam devletlerinde kullanılmıştır. Bir diğer takvim ise Büyük Selçuklu hükümdarı ki devlete en parlak dönemini yaşatan Melikşah zamanında Melikşah'ın hazırlattığı Celali takvimidir ki buna Takvim-i Melikşahi de denilmektedir. Çok ünlü bir isim olan Ömer Hayyam bu takvimi hazırlamıştır arkadaşlar. Bir diğer takvim ise 1839'da yine güneş yılı esaslı olan ve mali işleri düzenlemek üzere hazırlanan Rumi takvim olmuştur arkadaşlar. Mart ayı mali yılbaşı olarak kabul edildiği için Mart ayında başlamaktadır. Bugün kullandığımız güneş takvimi yani miladi takvime Papa 13. Gregorian son şeklini vermiş. 1 Ocak 1926'dan beri de bu takvimi kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Bir de milat kavramımız var sevgili arkadaşlar. Milat sıfır noktası Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ki sıfır noktasının öncesi milattan önce, sonrası ise milattan sonradır ki yazı milattan önce 3200 tarihlerinde Sümerler tarafından bulunmuştur ki tarihi devirleri başlatan da yazının icadıdır. Bu noktaya da dikkat edin. Milattan önceki tarihlerde şunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Tarihler büyüdükçe günümüzden uzaklaşır. Küçüldükçe günümüze yaklaşır. Peki tarihi devirlerde nasıldır? Büyüdükçe günümüze yaklaşır, küçüldükçe günümüzden uzaklaşmaktadır. Yani ikisi arasında ters orantı vardır. Milattan önceki iki tarih arasındaki farkı bulurken ne yaparız? Bu iki tarihi birbirinden çıkarırız. Aynı şeyi milattan sonraki iki tarih içinde söyleyebiliriz. Fakat milattan sonraki bir tarihle milattan önceki bir tarih arasındaki farkı bulabilmemiz için mesela milattan önce 300, milattan sonra 1700 bu ikisi arasındaki farkı bulabilmemiz içinse ikisini toplamamız gerekiyor. Çünkü arada 2000 yıllık bir fark söz konusu. Bir de yüzyıl kavramını kısaca değerlendirelim. 15. yüzyıl dendiğinde 1400'lü yıllar, 19. yüzyıl dendiğinde 1800'lü yıllar kastedilmektedir. Arkadaşlar yüzyılda 0-24 arası ilk çeyrektir. 25-49 arası ikinci çeyrektir. 50-74 arası üçüncü çeyrektir. 75-99 arası ise dördüncü çeyrektir. Yani 1453 dediğimde 15. yüzyılın ikinci çeyreğindedir. Ya da Fransız İhtilali 1789 yani 18. yüzyılın 4. çeyreğinde yani son çeyreğinde yer almaktadır. Bu kavramlara da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ve böylece ilk konumuz olan tarih bilimine girişin önemli noktalarını sizlerle paylaşmış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.